Allah. Allah. Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed. Allahu sallam. Euzü billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min mazâcişşeyâtîn. Ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللّٰهُمْ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ. حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Saat 8:30'da radyodan yayın yapılacağı için biraz tabi bekledik. Bu arada okuyacaklarımızı okuduk. Akşamdan sonra okunacak bitlerimiz var. Onları okuyoruz. Bundan dolayı bu saat oldu. Fakat siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben iki rekat evvabı kılana kadar altıyı bitiriyorsunuz yani. Hemen şerimen ikinci de başlattım. Siz başladınız tesbihlere. Mübarek adamlar. Evvabını biraz altı rekat kılın. Yani vakit var. Vakit olduğu için rahat kılın inşallah. Yalnız bundan sonraki ilanımız saat 8'de sabitliyoruz. İnşallah sohbet saat 8'de sabitlenmiştir. Saatler geri alınsa da yatsı 6'lara, 6.30'lara düşüyor. Düşse de fark etmez. Sohbet 8'dedir. Yatsı namazı da ileride olursa ilan ederiz. Yani 7.30'da yatsı başlar o zaman. Ama sohbet bundan sonra inşallah kış boyunca 8'dedir. Daha bundan sonra sormanın lüzumu yok. Akşam yatsı geri ileri saatte güzel kadar etmez. 8'de olmaya müsaittir. Çünkü bizim için mühim olan akşam namazından sonra olmasıdır. Yatsıdan sonra olsa daha evli olur. Geri geliyor saatte. Namaz vakitleri. Haftaya inşallah saat hem radyodan tabii verilmek üzere anlaşmamız gerekiyor. Hem de sizin burada bulunmamız üzere. Rabbim Teala devam sebep istikamet nasip eylesin. Amin. Amin. Evet efendim. Çarşamba saat 23'te Flash TV'de daha biz canlı sohbetlere başlayamadık. Ne zaman başlayacağız inşallah? 23 Eylül Cuma akşam 8 çeyrek geçe 23 Eylül yani demek yarın değil öbür hafta yani bunlar hep banttan şimdi bana gidebilir geliyorlar şunu dedim bu hafta bunu dedim diyorum ben öyle bir şey demedim bu hafta eski yayını veriyor o da canlı cansız fark etmez bizim dediğimizin vakti geçmez ama bilmek açısından konuşuyoruz yani. Çünkü eski bir konu gündeme biliyorum ki ne alakası var falan. Eski konuşuldu zaten yani konuşulmamıştır orada. Ama zaten itikadi konular, fıkhi konular, ayetler, hadisler zamana zemine bağlı şeyler değildir. Vakti geçmez. Ama bir özel de bir konu olmuşsa mesela onu bilmiyorum. Onlar hangi yayınları sunuyorlar, bunlar ben vermiyorum. Orada eski yayınlardan derliyorlar. 23'ü inşallah 8 çeyrek geçe canlı başlıyor. Ve stüdyoyu değiştirdiler falan. Baktılar ki bizde bir iş var. Yağ çıkıyor işte niye? Yayından çalkala yağ çıkmazsa bir şey yok. Yeri değiştirdiler, orada dar idik. Stüdyoda şeyler ilgiydi, kameralar bir şeyleri. O çalgı çekip göbek atanlar daha rahat yerlerdeydiler. Şimdi bizi de oraya alıyorlar. Bakırköy tarafına. Efendim,
şeye seyirci de alacaklar. Biz hanım kadın cemaat istemiyoruz. Kadın cemaat istemediğimiz için erkeklerden müracaat edenler olursa 1000 kişilik şeyi var. Yeri var ama dedim 1000 kişi burada cami gibi de doldurmayalım şimdi 1000 kişi. 500 kişi en az alınabilir diye dediler. Sadece erkek olmak üzere kadınlar gelmesin. Ona göre arkadaşlarla bizim telefonlarımızı biliyorsunuz. İrtibatlaşırsınız. Bazı numaralar, müşterek numaralar vermişiz, ilan etmişiz demek ki o numaralar çalışıyor. Efendim, yani istişare olarak şeyleri nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Seyirciler de olacak yani. Gelmek isteyenler olursa tabii bunu da yine bizim meraklı kardeşlerimiz oluyor falan. Onlardan seçeriz inşallah. Bu çarşamba, haftaya çarşamba ne demek? Yani önümüzdeki çarşamba saat 23'te inşallah TNT kanalındayız. Orada Ömer Çelakır'la çıkılacak. Hanım da olmayacak diye söz aldık. Orada sıkıntı oldu. Hanım kardeş de kendini sıktı, bunalttı. Biz bir şey demedik ama yani lütfusuz yere de huzursuzluklar iyi bir şey değil. Biz burada size de bir ilim vermek istiyoruz. Yani insanlar rahat olsun. Kimseyi sıkmak bizim işimiz değil. Ama şeyimiz öyle, adetimiz öyle. Saat 23'te TNT'deyiz. Memnun kalmışlar geçen Ramazan'dan sonra. Ben de dinleyemedim. Ondan sonra Ali Zahide Hoca'yı çıkartmışlar? Ona da 35 dakika beni dinletmişler bir daha. O da sinirlenmiş, buna mı geldik demiş, çıkmış gitmiş. Camiye yakın, bir şeyler olmuş dediler. Ben de hoşuma da gitti ama bir seyredemedim yani. Ben de yoruldum buralarda. Adam da haklı demiş, senin bana bunu dinleyen var ya, hiç dinlemiyorsun bizi işte. Adamlar seni televizyonda dinlettiriyorlar beni. Biraz da dinleyeceksin yani, dinlemeyi de öğrenmek lazım. Sen şimdi Hazreti Ömer kimmiş, şu kimmiş, bu kimmiş dersen, yani biz buna cevap veririz yani. Bir sağ bir saati yarar, ümmetin orucunu yedirtirseniz bu kadar da bu ümmet şey değil, boş değil, bir kişi de kalkar cevap verir yani. O öyle işler olmuştur ama bizim program genelde beğenilmiş, ilk olarak izlenmesi çok artmış, reyting olmuş falan falan. Şimdi reytingde sıkışan bizi arıyor. Şaşırdık, kalktık, dönüştük. Hanım kardeşimiz arıyor, bir gazeteden, Habertürk gazetesi, buyurun. Röportaj yapalım, buyurun yapalım da nerede yapalım, ne edelim, tamam biz nerede olsak aynı şeyi söylüyoruz. Ama ve lakin işte tüketim çılgınlığı ve israf hakkında diyor şeylerin, tamam yapalım, ayet vadis çok konuşuruz. Ama diyor işte diyor, bir Nişantaşı'na gidecek diyor, orada bir geçecek diyor yani. İstiye parka gidelim. Yani millet diyor ne harcıyor, ne diyor, hani gözümüzle görelim. Tamam da ben tepe tüpe raporu çıkaracak hesabı devlet bakanı değilim ki ne, bana ne yani? Tabii abi teşekkür ederim, şey derim de. Ya diyorum ben diyor çok ilginç şeyler, haberler yapıyorum diyor. Farklı haberler yapmak durumundayım diyor. Doğru, yani ben kabul ediyorum siz yapıyorsanız bunu. Yapın ama Allah. Benim ne Nişantaşı'na gezme ayağımın gücü var, ne kuvvetim var, ne kuvvetim var. Sonra bir kafede otururuz diyor işte. Orada röportaj yaparız. Ebu Ahmet Hakan mıyız kardeşim? Nişantaşı'ndaki kafede röportaj yapmamız mümkün yok. Böyle olaylar yani. Her gün bir şey. Şimdi hafta sonu dergisi diye bir dergi geldiler. Teşekkür ederiz. O müdürü erkek. Muhterem bir insan. Bilmiyorum tabii, bayağı bir röportaj oldu yani. 4 saat olmuştu. 4 saat kadar konuşma oldu. Soru cevap, soru cevap. Şimdi onları sonra bir kısmını medya radarında sitede yayınladılar, bir kısmını dergiye basmışlar. Şimdi bütün bu kadar efendim 4-5 saat, 2 gün sürdü yani. Bir gün 2 saat, bir gün 3 saat. Tamam sonra Cübbeli Hoca'dan magazin bombaları. Ya böyle başlık atladın mı şimdi? Bana ne? Şimdi onu çıkartmışlar, ben bir şey demiyorum. Şimdi ben şundan endişeleniyorum. Yok efendim. Ya bana diyor ki, kendi soruyor. Estetik yapmak günah mıdır diyor. Dedim günahdır, haramdır, şudur budur. Anlatıyoruz. Yangın olur, yüzün yanar, bir şey olur. Kadın kaşları bütün böyle tek kaş gibi olur. Erkek ondan nefret eder, erkeğe benzer. O zaman arasını açar yani bu gibi zaruretlerde falan. Nefret ettirici durumlar veya işte hiçbir
burnuyla alınan adamlar var. Zumburulu bilmem şey adamı işte lakap takmışlar falan. Adam rezil oluyor. Yani böyle şeylerde şeriat izin veriyor yani. Ama böyle devamlı güzelleşmenin sonu yok. İşte derisini gerdirmek, şu etmek, bu etmek, keyfi, şuurlu. Hadi bakalım biz bu şekilde söylüyoruz. Yani bunu her zaman söylediğimiz fetvalar ya. Şeytan Allah'ın fıtratını değiştirdi. İşte ayet okuyoruz. Efendim o zaman diyoruz işte falan artistçinin ismini de demeyelim. Bir yaşlı kadın var. Anam yaşında. Acayip ortalıklar, star diye bulaşıyor. Şimdi kadın diyor ki bu kadın o zaman çok günahkar. Ya lan ben şimdi bu kadın günahkar dedim mi sana? Estetik günahkar dedim sana. Sonra kalıyor şimdi yazmışım ya. Efendim estetik günahkar falan. O halde şu kadın çok günahkardır. Hemen tövbe etmesi lazım diye benim bir şeyime devam etmiş. Böyle birkaç tane şu şöyle, bu böyle, biz onların hepsinde resmini koymuş, başı açık, bacağı açık. Sanki bütün onlar hakkında ben koymuşum. Üç sayfanın yarısı resim. Resimler de açık saçık ama ben bir şey demiyorum ki. Ben sana helal söylüyorum, haram söylüyorum. İçki haramdır, günahdır, uyuşturucu haramdır. Kalkmış yine başka bir star uyuşturucudan işte ifadeye çekilen bir adamın resmini koymuş işte falan. Ya kardeşim bundan adının hiçbirini ben vermedim. Ben de bu sefer dedim ya başımı da şey açılmasın. Adamlar kalkar bu niye bizim aleyhimize konuşuyor hakaret davası açar bir şey açar ya. Dedim bak ben bunu teksip ederim veyahut da böyle bir şey olursa benim ses kaydım duruyor 3-4 saat. Koyarım onu internete. Gizli çekilen ses kayıtlarını dinleyeceğim ya alevi çekilen ses kayıtlarını dinleyeyim. Veririm internete 4-5 saat. Ben bu sanatçıdır, artisttir, bürokrattır, falandır. Ben bunun adını vermiş miyim? Vermemiş miyim? Ben fetvayı vermişim. Arada soruyu soruyorsun. İsmini sen veriyorsun. Sonra da benim sözüm bu etlenmez ki. Şeklinde baktım. Demişler ki o sanatçılardan memnun. Herkes memnun demişler. Hiç sorun yok. Hoca efendi tekzip yapması falan. Valla dedim biri bir şey derse tekzip bir sesi koyarım. Ne konuştuğumuz ama biri bir şey demezsen bizim adetimiz böyle demiş. Allah Allah. Bunlar da memnun oluyormuş adı geçti diye böyle. Meğer piyasa böyle dönüyormuş. Biz yalan yanlış bir şey oldu mu kalkıyoruz ayağa böyle bir şey dememiz. Yemedik ya. Yedişe yedik diyoruz yemedikçe yemedik diyoruz yani. Ama o piyasada böyle adım çıksın da uyuşturucudan çıksın hareketler, estetikten çıksın. Millet öyle hareketler oluyormuş. Onun için bunları siz zaten takdir edersiniz. Allah. Ama yine de bilin ki bu fakir kardeşinizi yani böyle çarşıya pazara indiremezler Allah'ın izniyle. Ve bazı kaidelerimiz vardı. Bu kaidelere riayet etmeye devam ediyoruz. Tabii ki burada taviz vermemiz söz konusu değildir. Allah verdirtmesin. Bu noktalarda biz sıkı duruyoruz. Ama böyle bir magazin dergisinde de yarın bir şey gördüğümüz vakitte işte bunlar doğru anlayın ki biz zaten resimlerde belli bir tefsir yazdığımız orada da röportaj yapıyoruz. Bize gelene kapımız açık diyor. Tabii vaktimize göre tabii. Ama ondan sonra bir kuşa çevrilmelerde olursa aklımızı saklı tutuyoruz. Çünkü sesi mutlaka kendimiz alıyoruz. Hatta bundan sonra görüntüyü de alacağız. Dolayısıyla yanlış anlamayın. Anlamamanız lazım. Anlamamanız lazım ama bazı şeyler oluruz bizim irademiz haricinde. Bunların mutlaka meşru bir izahı vardır bizim tarafımızda. Ama vakit olmayabilir. Bu arada bayram girer. Şu olur, bu olur. Bu hafta bunun gündemini biz yapamadık diye. Siz de yanlış yorumlara kapılmayın. Bu nasıl iş ya? Hoca buraya mı gitmiş? Buraya mı gelmiş gibi? Tabii biz teşekkür ettik, özür diliyoruz. Bazılarına yani bizim vaktimiz yok ama tabii terbiyeli şekilde ilgilerine alakalı da teşekkür ediyoruz. Ama yani bizim derdimiz reyting değil. Bizim derdimiz tebliğ, hakkı durum var. Ramazan'da bu kadar sohbetler oldu. Her sohbetten mutlaka bir köşe yazarı bir alıntı yaptı. Bu kadar gazetelerde hep, bu kadar hoca diyelim her kanalda konuştu. Hiçbirinden bir alıntı ben rastlamadım. Ama bizim sohbetlerden her akşam bir köşede, internette mutlaka çok gazetelerde, ulusal gazetelerde dinlerken, geçerken takıldım, ayrılamadım. Çoktan sempati duymuyorum, meraklısı değilim ama ilginç şeyler söylüyor, farklı şeyler söylüyor. Ne diyeceğim belli olmuyor. Yani kestiremiyorsun konuyu, onun için takip lazım diye böyle beğenilen şekillerde alıntılar yapmışlar. Ama reyting bakarsan işte 5. oldu, 0 oldu, 10. oldu, 20. bir şey alakadar etmez.
Çünkü reyting kime lazım? Para alanlara lazım. Adam reytingi yüksekse parası, maaşı artıyor. Reytingi düşerse parası düşüyor. Bizim böyle bir sorunumuz olmadığından Allah'ım muhtaç etmesin. Vaaz etmekten, para almaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Hiç nasip olmadı. Ondan dolayıdır ki biz Allah için size de duyuruyoruz. İşte şu gün şu kanalda falan varız dediğimiz zaman maksadımız ne? Hakkı tebliğ, fazla insan duysun. Özellikle o kanalları dinleyen daha sosyetik çevreler, işte TNT kanalı, acayip kişiler varmış, bir şeyler varmış. Yeni çıkmışım o bayağı bir. Mühim olan ulaşılamayan kitlelere ulaşmaktır. Bundan dolayı derdimiz, maksadımız budur. Bazı da tabii kaidelerimiz var. Bu ona uyarlarsa biz de onlara icabet ediyoruz tebliğden dolayı. Bu çarşamba, önümüzdeki çarşamba 23.11'de, 23'te TNT'de olunacak. Efendim Allah Teala tesir kalbi eylesin, hakkı söylesin, hakkı duyursun, hidayet yaratsın, tamir vermekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bu ilanları yaptıktan sonra dersimize gelelim. Dersimiz nereden gidiyoruz? 54 farzdan 34. farza geldik. Kaç farz kalmış? 20 farz kalmış. 20 hafta eder. Kaç ay ediyor? 5 ay. İnşallah araya başka bir şey şu anda görünmez. Bir kardeşim İnce Muharrem, Safer. Rabi'yle evvelde bir Mevlid ayı girer. Mevlid'in de yani şeyde hemen hemen 4 ayımız var. Belki bir haftada 2 fazla bazen yeti sıkışır. Yani ara vermeden bu 20 farzda sohbet yaptıktan sonra bir 54 farz dersi bitirmiş olacağız inşallah. Biraz oldu ama uzun şeyler girdi araya. Ondan sonra da Cafetülaf konusu kaldı. Kıyamet alametlerinden eksik. Onları bir bakalım yine arşivlere. O eksik olan kıyamet alametlerini de tamamlarız. Ondan sonra büyük günahlar serisine geçeceğiz. O da efendim en azından bir yüz ders eder. İnşallah Allah ömür verirse. Şifa-i Şerif dersimiz başlayacak inşallah. Ne zaman başlıyor? Geçen hafta gelenler olmuş. 18. Yani 18. Biz de 18'i ilan etmiştik. Evet. 17'sinde Bursa'da başlıyoruz inşallah. Cumartesi Bursa'dayız. 18 ikindi namazından sonra Şifa-i Şerif dersimiz başlıyor inşallah. Onun da hatmi uzundur, uzun bir derstir ama o çok büyük bir derstir. İnşallah ona devam edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırında şefaatine nail olmak için ona karşı bir ümmetlik vazifemizi ifa için onu yapıyoruz. Sahasını temiz tutmak, kainat efendisinin şerefini, ırzını, haysiyetini korumak haşa bize düşmemiş ama bulaştırmak isteyenlere karşı reddiyeler yapılıyor o derste. O da bu pazar başlıyor inşallah. İkindi namazını mütakiben 15'te bir oldu. Ona hanımlar da geliyor. Bir tek o derse hanımlar geliyor. Pazar günü ikindilerde. Hanım kardeşlerimizin hepsine yer var. O derste radyodan canlı veriliyor. Fakat 15'te bir olduğu için bir hafta geçeni tekrarı veriliyor. Bir hafta biz burada canlı yapıyoruz veriliyor. Öbür hafta da bir evvelki hafta radyo yine veriliyor. Aynı saatte şifa dersi her pazar var yani. Değerli efendim. Biz burada 15'te bir o dersi başlayıp sürdüreceğiz. İnşallah Rahman. Böylece takip edelim dersleri. İlim meclislerini terk etmeyelim. Allah Teala da bizi rahmetinden terk etmesin. Amin. Amin. Bu fakir Allah için size hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz hizmet aldıkça bizden sorun yok. Biz duyuracağız inşallah. Bundan dolayı Allah için birbirimizi sevelim. Allah için birbirimizi muhafaza edelim. Hızımızı muhafaza edelim. Şerefimizi muhafaza edelim. Gıybet etmeyelim, dedikodu yapmayalım, birbirimiz hakkında iftiralara ortak olmayalım, dost olalım, dostlarla dost olalım, efendim düşmanlarla düşman olalım, bu bir davadır. Allah için sohbet ediyoruz, Allah için kardeş olmuşuz. Yani çok gelen geçen oldu, siz sefaat ediyorsunuz, kazanıyorsunuz inşallah, iyi niyetle gelenler kazanıyorlar, kötü niyetle gelenler helak oluyorlar, kimi batar kimi çıkar burada Efendi Hazretlerimiz. Kimi bakar, kimi çıkar. Yani bu yolda sabah zor iş. Uzun soluklu bir iş. Siz biraz uzakta duruyorsunuz. Yani uzakta duranların imtihanları az oluyor. Yakına gelenlerin biraz daha imtihanı çok oluyor. İşte eleştirel bakışlar oluyor.
Ama biz her şeye açığız. Bize hakkı söyleyene biz teşekkür ederiz, elini öperiz, dua ederiz. Biz hakka hiçbir zaman istikam etmeyiz, çekinmeyiz. Ama nefsaniyet gülüyor veya bir ajanlık gülüyor veya bir mal mülk sevdası gülüyor, makam mertebe davası gülüyor. Bazıları satılıyor, satın alınıyor. Böyle işlerle karşılaşıyoruz. Rabbim cümlemiz şerlerden muhafaza eylesin. Ama ben, yani benim şahsıma, nefsime tazim etmez, saygı göstermez, hürmet etmez falan, bunlara pek itibar etmiyorum. Aleyhinde konuşmuş bilmeden etmeden geliyor, helallık istiyor, hakkımı helal ediyorum. Bunları dava yapmam ama bu yola zarar verirse, yani ehl-i sünnete zarar verirse, bu gibi işleri işte medyaya, gazetelere, şuralara, buralara bazı yalan dolan haber iftiralar yapıp da insanların gözünden, nazarından bu derslerin kıymetini düşürmek, bu sohbetlere insanların gelmemesi için çalışmak, insanların bu dini bırakması için uğraşanlar hakkım helal etmiyorum ve onlara tabii beddua diyorum. Bu işi yapanlar da oldu. Hem de ben beddua yaptığım zaman öyle rastgele yerde yapmıyorum yani. Gidiyorum Kâbe'nin kapısında yapıyorum. Kâbe Hacer Mesvet'te mülteze vardı. Dua da yapıyorum, beddua da yapıyorum. Benim daha makamım öyle beddua yapmayacak makamı yükselmedi. Böyle büyük veliler var beddua. Ben öyle bir adam değilim. Ben beddua yaparım. Haberiniz olsun. Ben beddua yapıyorum. Yaparım, yapacağım. Peki makamım çok yükseldi, sonra helal ederim. O kadar da helal etmiyorum. Nefsim için olsa ediyorum, İslam'a zarar verenlere helal etmiyorum. İşte adamlar bizi cesikiler meselesinde şurada burada hiçbir haram günah yokken huzur çektiler, ettiler, memleketi karıştırdılar. Sonra bize bir zarar olmadı. Ama şimdi neredeler? Neredeler? Adam hanımı çarşaflıyken şimdi filmde artist olmuş. Ya. Ya. Adını da dizini söylemeyeyim. Reklam olmasın. ATV denen kanalda bir dizide kadın çılçıplak oynuyor şu anda. Çarşaflı kadın. Hem senelerce çarşaflı bunlar yanımızda bulunan eşiyle beraber. Ne oldu şimdi? Ya biz yine buradayız. Biz yine camideyiz ama senin karın nerede? Senin kızın nerede? Senin oğlun nerede? Beddua alma. Yani ben bir de beddua ettiğim zaman yedi nesline kadar ediyorum. Hakikaten ediyorum. Çünkü İslam'a zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Şahsi olarak herkes kendi hesabını kendi görsün. Alacağı varsa gelsin. Maddi zararımız varsa ödeyelim. Kimseye bizim bir zararımız olmamıştır. Ama ve lakin sen benim üzerimden ehl-i sünnete, ümmete, bu kapıya zarar vermek için bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışırsan bu beddua senin çoluk çocuğun torunundan da çıkabilir. Yapmamak lazım. Edepli durmak, terbiyeli olmak lazım. Sen beni dinlemek zorunda da değilsin, gelmek zorunda da değilsin, sevmek zorunda da değilsin. Ama bana iftira yapma zorunda da değilsin. Onun için Allah için sevenler, Allah için gelenlere biz soframız açık, derslerimiz devam ediyor. Kimseden para bunu istemedik. İstemiyoruz. Allah için kardeş olduk. Rabbim daim eylesin. Amin. Amin. Bu kadar söylüyoruz. İnşallah benim kalbim şüphelenmiş. Şu oldu, bu oldu. Şart değil, gelme, dinleme mühim değil. Ama birbirine karşı iftira ve nimet ve dedikodu günahlarından uzak duralım. Kulağımızdan mesulüz, gözümüzden mesulüz, gönlümüzden mesulüz. Bu derste 54 farzdaki bu dersteki farzımız neymiş? Diyor ki 34. farz savt-i melahinden sakınmak. Yani haktan alıkoyan sesleri dinlememek. Haktan alıkoyan sesleri, konuşmaları, şarkıları, dükküleri, işte gıybetleri, dedikoduları, iftiraları dinlememek neymiş? 34. farz. Buna da ayet olarak İsra Suresi'nin 36. ayet kelimesinden geri getiriyorlar. Ulema ne buyuruyor? Estağfirullah Rabbimiz okuduğumuzda inne sem'a ha, başında da ne var? Ve la tekfu ma leyse leke bi ilm. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Bir şey bilmiyorsun. Delilin yok, şahidin yok, ispatın yok. Seni ilgilendirmiyor. Seni alakadar da eden bir durum değil. Ama sen ne yapıyorsun? Onun peşine düşüp o işi karıştırmak, kayıpla çıkartmak, yaymak, dedikodu yapmak, bu kadın niye buraya girdi, bu adam bu evden niye çıktı, bu adam orada oturuyordu, bir şey içiyordu, bu içinde ne vardı? Sana ne? Bilgin olmayan, sana gerekmeyen, yani mahkemede şahit mi çağırdın?
Cinayet mi var kardeş? Gördünse söyle. Şahidi gizleme. Ama bir şey yokken efendim kim nerede ne yapıyor, kim aldı, kim sattı, kim boşandı, kim ne etti? Bilgin olmayan şeyin ardına düşme. İnne sev'a çünkü kulak, vel basara göz, vel cumade gönül, kalp, küllü ulaike. Bunların her biri kâne anhu mesûle. Sahibine bunlar sorulacak. Bu çok acayip bir şey. Bakın gözümüz devamlı bakıyor. Kulak sıralı dinliyor. Kalp fırıldak gibi o yandan o yana dönüyor. Hiç durmuyor boş. Şimdi kalp de sorumluluğu deyince hakikaten iş çetine bindi. Aslında kalbin sorumluluğu tabii sadece kalpten gelen geçen vesvese kabiliğinden olursa kalp mesul olmaz. Ama o vesvese dillendirilirse, kalbe gelen düşünce ağızdan çıkarsa veya o düşünceye göre bir hareket icraata sokulursa mesuliyet o zaman başlıyor. Ama Rabbim korkutuyor. Kalp de mesuldür diyor. Yani insanın kalbi de böyle her şeyi düşünmeye açık olmayacak. Yani evhamlar yapayım, hayaller kurayım, efendim düşüncelerimi uzun uzun kuruntulara bağlayayım, işte şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, olmuş mu, olmamış mı, bunları kalbi düşünmeyi kesmesi lazım. Bu kadar sorumlu olduğumuz iş varken, şu anda bir günde bir gecede bu kadar helal, haram, emir, yasak, yani bu kadar işimiz varken fuzuli fuzuli işlere kalbi alıştırırsak o zaman ne olur? Bu kalp durmaz. Bu kalpten dışarı göze, kulağa, ele, ayağa eser bulur. Bu hareketlere geçer bu. Yani kalpte öyle sadece düşünüp de boş geçen bir yer değil ki bütün bedenin efendim sultanı ele aynet cesedinde mutlaten insan bedeninde bir et parçası var ki ila salihat salihat cesedi kurulur. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. Ve ila fesedden fesedde cesedi kurulur. O bozulunca bütün beden bozuk olur. Ela veyil kalp. O nedir? Kalptir. Şimdi kalptir yani demektir ki sen böyle devamlı şu ne yapmış bu ne yapmış onu araştırayım bunu soruşturayım bunun peşine düşeyim gibi kalbinde böyle bir uyarı sistemi çalışıyorsa bunun neticesinde mutlaka göz dolanacak, kulak aranacak, el aranacak yani. Çünkü kalp bozuksa bütün beden bozuk olacak. Kalbe de bir fren yaptırmak, bir düzene sokmak, bir tezkiye, seyir sülük, tarikata girmek, tasavvufta vazifeler almak, zikirle beraber kalbi elâ bi zikrillâhi tatmeynül kulûb, kalpler ancak Allah'ı zikrederek yatışır. Şarkı dinleyerek, türkü dinleyerek, müzik ruhun gıdasıdır diyerek, efendim oynayarak, zıplayarak, dans ederek, koron ederek kalp rahatlamaz. Değil mi? O zaman bunların her birinden sahibi mesul olacak. Şimdi başta ne geldi? Kulak. Dünya aleminde Allah'ın rızasını kazandıracak nedir? Kur'an-ı Kerim okumak, onu okuyanı dinleme. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, zikrullah'ı dinlemek. Sen vaktini bununla mı geçirdin yoksa insanı rezil rüsva edecek boş eğlenceler, şarkılar, türküler, tiyatrolar, diziler, filmlerle mi bu vaktini geçirdin öyle? Kulak duymasa bunlar senin ilgini çekmez. Hep kulaktan giriş yapıyor. Kalbe iniş yapıyor. Bu soru göz, dünyada Allah'ın tevhidini, kudretini gösteren onun kitabını okumak mı? Göz Kur'an okumayla, kitap okumayla diyelim. Tabii yolunda görürsün, işinde görürsün ama esas verim ve gayesi Kur'an'a bakmak, ilme bakmak, kitaba bakmak, Kabe'ye bakmak, Allah'ın âlimlerine bakmak, tefekkürle bakmak, Allah'ın muhteşem yaratıklarının delil ve istiklalinden vakit ayırmak. Ha sen gözü buna mı kullandın? Yoksa seni ahirette mahrum edecek, azaplara yulçar kılacak, haramlara bakmakla mı ömrünü zayi ettin diye Rabbim soracak. Kalp neyle meşgul olmuş? Dünyada Allah-u Teala'ya ulaştıran, vasıl kılan muhabbetullah, yani Allah sevgisiyle mi dolmuş, yoksa cehennem azabının mucib olan Allah'tan gayrı onun yasak ettiği şeylerle mi meşgul olmuş kalp? Bu kalp de sorumludur. Yani kalbül mümini beytullah, müminin kalbi Allah'ın evidir. Sen şimdi Allah'ın evine, Allah'tan gayrı çıkı çarşısı gibi ne varsa doldurursan bir Allah'ın zikri orada olmazsa
bu sorulmaz mı adam? Bu evi sana niye verdin? Kalbül mümini arşullah, müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Yani arşta ne tecelli var? Kalpte o tecelli var. Ooo birinci kat semaya çıksak ne kadar makamımız yükselir zannediyorsun. İkinci kat sema, üçüncü kat sema, ondan sonra yedinci kat sema, ondan sonra kürsüye çıksan, levh-i mahfuz'a çıksan, nasıl? Arş-ı alaya çıksan. Yani orada ne kadar feyiz vardır, tecelli vardır, işte ah bir çıkabilsen falan. Tamam ama Allah Teala senin kalbine öyle bir kabiliyet vermiş ki senin kalbin burada durduğu yerde veya ustatağının yerin dibine de gitsen, hatta evliya Allah ne yapıyorlardı? Kazıyorlardı, çilehanelere giriyorlardı, daha da derin yerlere giriyorlardı. Ama o kalp ne oluyor? Allah'ın arşına gelen tecellinin aynısına mazhar olabiliyor. Bunun için mekan söz konusu değil yani, yukarı çıkan daha fazla feyiz almıyor. Kalbül mümin hazainullah, müminin kalbi Allah'ın hazineleridir diyor bir hadisi. İsmet Galibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri bu üç hadis-i şerif, Risale-i Kutsiye'de zikreder. Manen hadistir bunlar, yani lafzlar belki bu lafızda kaynaklarda bulunmasa da Evliya Allah da bunları manevi olarak nakledilir ama manaları sahih hadislerde geçiyor. Taberani'de geçen lafızda Ebu İnebe Hazretlerinden oradan rivayet ediliyor. Elâ inne lillâhi evâniyeti azî. Allah'ın yeryüzünde kapları vardır. Allah'ın dünyada neleri varmış? Kap, çanak, kapları vardır. Elâ ve yel kuyûb. O kaplar Allah'ın kabı var. Şimdi benim bir kabım olsa niye yarar? Ona bir şeyler koymama yarar. Allah'ın da dünyada kapları vardır diyor. Bu hadis Taberani'de geçer. Bu demin okudukların da tasavvuf ehlinin dillerinde geçer. Bu on manevidir işte. Dayanağı bu lafızdır. Onun için hemen kaynakta bulamadığına bu yok deyip atlama. Allah onu gördüler çoktan aslını. Yeryüzünde Allah'ın kapları vardır. Bu kaplar neye yarar? Allah Teala'nın feyiz ve tecellilerini içine almaya yarar. Neymiş o kap? Elâ ve yel kulûb. Allah'ın kapı dedin mi? Allah'ın kapları ne vermiş? Nerelermiş? Kalplermiş. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Kapıdır yani. Zaten Kâbe Allah'ın evi değil mi? Ne diyorsunuz oraya? Adı Beytullah dedi. Beytullah. Allah'ın evi demek. Allah hiç oraya girdi mi? Haşa. Bu da kalp de öyle. Yani Kâbe'ye Allah'ın evi dedin mi? Kimse bir şey demiyor. Kalp Allah'ın evi dedin mi? O. Onun için hatta kalbin Kabe'den üstünlüğü var müminin kalbinin. Neden? Çünkü Kabe bünyadı halil-i azerest-i nazargâh-ı celil-i ekberest diyor Mevlana. Kabe Halil İbrahim'in yapısı aleyhissalâtu vesselâm gönül Yüce Mevlana'nın nazargâhı. Demek ki Allah'ın kalpleri kalplermiş. وَاَحَبُّهَا اِلَى اللّٰهِ اَيَّنْهَا وَرَقْوَا. Peki bu kaplar içinde, bu kalpler içinde en sevdiği kalp hangisiymiş? En yumuşak, en ince, en merhametli olan kalplermiş. Kimin kalbi daha şefkatli, merhametliyse Allah'ımızın en sevdiği kalpler o kalplermiş. Allah'ın kalplerimizi o kalplere çevirsin. Amin. Amin. Demek ki efendim kalbin de sorumluluğu var. Allah'ımızın evi olarak o eve onun razı olmadığı bir şeyler koydun mu, soktun mu, çıkarttın mı, onu Mevla soracak. Elimizde olmadan vesveseler olur. Kalbimize bir şeyler gelir, Mevla'nın razı olmadığı düşünceler gelirse bundan mesul değiliz. Ama hemen ne yapmak lazım? Estağfurullah demek lazım, zikre devam etmek lazım. O düşünceleri de atmak için cihat yapmak lazım. Öbür türlü gelen kalsın, buyur otur dediğin zaman o kalp karara efendim bütün İman nurundan mahrum hale gelir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Musta'id ve tübüdü ma fî enfusikum ev tuhfuhu yuhâsibkum bihillâh. Amel-i Resulü'den bir evvelki ayettir. İçinizdekini açıklarsanız, dile vursanız veya el ayak harekete çıkarırsanız yahut gizlerseniz iki takdirde de Allah size bunun hesabını sorar diyor. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ dilediğini bağışlar ve يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ dilediğini azap eder. Bu ayeti kerime sahabe-i kiramı çok rahatsız etti. Geldiler dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazı tabi ayetleri anlamak istediler.
bu açıklarsan zaten belli konuştuğundan ve sözün yaptığından, baktığından, tuttuğundan, yürüdüğünden. Ama gizlerseniz yani bu kalpten bir şey geçiyor. Allah'ın razı olmadığı bir şey geçiyor. Ama bunu gizlerseniz de Allah hesabını sorar. Biz bu nasıl cevap verirsin? Kalbe malik değiliz. Onun için de tabi hadis-i şeriflerde bu ayet-i kerimenin hükmü neshedildi. Yani diğer ayet-i kerimelerde var. Bir hadis-i şerifte diyor ki Allah tecavüze li ammeti ma vesveset amma vesveset bi sudurha ma lef tekelleme ev te'amel. Benim ümmetim bir kalplerinden bazı vesveseler, kötü düşünceler, Allah'ın razı olmadığı fikirler geçiyorsa Allah Teala benim hatırım için diyor ümmetimden bütün bunları bağışladı diyor. Yalnız konuşup da dilinden bunu açığa çıkarırsa ya da harekete geçip icra safhasına sokarsa zaten o zaman amele giriyor, amelden mesuldür. Ama kalpten geçtiyse bundan mesul değildir diyor. İşte bu ayet-i kerimede mesela sahabe biz buna nasıl yapacağız? O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem böyledir bu işi böyle anlayın. Onun için rahat edin. Yani elinizde değilse olmaz. Ama şimdi mellem memlik aynı o feleşe kalp vardır. Gözüne malik olmayan kalbine sahip olamaz. Sana diyorlar ki namereme bakma. Şuna bakma, buna bakma. Sen böyle fırıldak. Her tarafa bak. Ondan sonra gözün gördüğün kalbe akıyor. Kalp havuz gibi duruyor. Bütün kanallar havuza akıyor. Kalbe akıyor. Gözünden gidiyor, kulağından gidiyor. Bütün bunlar kalbe toplandığı zaman da ve buradaki kalp devreye girip onu icraata döktürmeye çalışacaktır. Onun için kalbi o kadar boş bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kalp bir havuz olarak düşünürsek kötü kanalları kesmek lazım ki havuz çok pislenmesin. Zaten durup dururken şeytan vesvese atıyor, onları temizlemekle uğraşıyor. Bir de sen dışarıda pislik almaya çalışırsan bu bir kürek ile iki kürek geri sahili bulamayız. Sahili bulamayız. Efendim, açık oturumlar. Yani diyorum ki bunlar acayip acayip konuşurlar, ayetleri, hadisleri tersine çevirirler, tarif ederler. Bu bazı ilahiyatçılar çıkanlar falan falan. Sizin ilminiz yoktur, bunları seçecek bilginiz yoktur. Hakkı batıldan tevhid edecek Furkan'a sahip değilsiniz. Bunları dinlemeyin diyorum, değil mi? Evet. Sen benim inadıma, ya madem o hani çocuğa bunu yeme dediyse anası gideriyle yer ya. Sen de öyle benim inadıma, ya bu hoca da bizi mi kıskanıyor nedir? Kendinden başka hoca tanımayalım istiyor herhalde falan. Meraklı tazelik yaparak inadına bunları dinle. Bazı böyle dinleyenler zehirlendiler. Şimdi oradan bir şey, oradan bir şey dinliyor adam. Şüphe şüphe, adamın derdi ilim vermek değil, şüphe sokmak. Her işte bir şüphe sokuyor. Bu şekildeki adam, dinleme diyorum sana. Tamam, kalpten geçenden mesul değilsin. Değilsin ama bu kulak mesulsün. Buradan bu dinledikleri batıl şeyler, hakkı örtmek için efendim batıl namına konuşmalar yapılıyor bu ekranlarda çok. Bunları kulaktan kalbe indirdiği zaman bu seni çevirir. Acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor üç vakitten başka kılmadı diyor Yaşar Nur. Evet. Diyelim. Ya şimdi adam aldı onu. Ya bu da hoca, bu da profesör, şudur budur. Ne bu beş vakit ya? Ya bu seni kemirir. Ondan sonra kalbimden geçenden mesul değilim. Ya değilsin ama bu seni yarın bugün ağzına da dökülür. Yarın ağzına dökülür. Ondan sonra adam şu helal değil, şu haram değil. Bu gibi laflar. Bunlar ya bizim hocalar da böyle diyor, işi çok sıkı tutuyorlar. Ya bu işin bu kadar payı var da niye bize söylemiyorlar, bizi dara zora sokuyorlar diye bir şeyler gelmiyor ama. Tamam vesveseden sorumlu değilsin, kalbinden geldi geçti. Tamam ama sen diyorum kulağı, gözü, eli, duyu organlarını, havası selimeyi açık tutup bütün haramlara, bütün rüzgarlara, bütün fırtınalara karşı açık tuttuğun zaman senin mum söner. Yani mumun etrafına, fitilin etrafına ne yapmışlar? Allah. Lamba koymuşlar da kardeş. Gazın fitilini yakmışlar ama üstüne de lamba koymuşlar. Yani hem ışığı versin, kapatmasın, hem de rüzgardan sönmesin diye. Ama sen imanını ortaya bırakmışsın. İman nuru yanıyor, pır pır ediyor. Söndü sönecek. Zaten bu fitne fesat dağıtı zaman şartlarında. Ondan sonra bütün akımları açıyor. Böyle şey olur mu ya? Onun için hakkı seçelim. Hak'tan ayrılmayalım. Herkesin sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Her hocaya fetva sorulmaz. Bu din, ilim dindir. İnne hâdel ilme ve dinun. Bu ilim dinin ta kendisidir. Biz burada felsefe anlatmıyoruz. Hendese anlatmıyoruz. Coğrafya anlatmıyoruz.
matematik bilmeyi anlatmıyoruz. Bizim konumuz dildir. Helaldir, haramdır, emirdir, yasaktır. Bizim konumuz ahirete mükâliliktir. Biz öldükten sonra bunların karşılığı çıkacaktır. Buna göre hesaplar görülecektir. Sen fetvayı nereden aldın, neydin dedi. Yarın ahirette melekler sorduğu zaman, hesap mizan kurulduğu zaman sen burada ben şuna dayandım, şu hocadan fetva aldım demek durumunda kalacaksın. Ona göre kurtulacaksın veya kurtulamayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim konuştuğumuz şeyler bugün yarın hükmü bitecek konular değil. Ebedi ahiretin buraya bağlı. Ebedi sonsuz hayatın buraya bağlı. Dünyanın fiziği, matematiği bilmem nesi 3-5 sene, 10 sene sana lazım olabilir. Biz bu ilimlere de karşı değiliz. Ve lakin konumuz bunlar değil. Bizim konumuz dindir. O halde sen zorun bir menefekûn. Kimden alacağınıza dikkat edin. Matematiği bile alırken dikkat etmek lazım. Yanlış bir adamda matematik öğrenirsin, dershaneye gidersin, paraları da verirsin, bir de imtihana girersin, 2 kere 2, 8 dersin, kalırsın işte. Niye? Bizim hoca böyle öğretti. Sana imtihanda demezler ki hangi hocadan öğrendi. Yaptığına bakarlar. Kimi tutarken hocayı dikkat edeceksin. Yani bütün ilimler değerli, her ilmi elinden almaklar. O ayrı bir şey. Ama hele ki bu dinin ta kendisidir. Sen bunu caiz dediğini yapıyorsun. Caiz değil dediğini yapmıyorsun bu. Çok önemli bir şey. Allah adına fetva soruluyor, veriliyor ya. Bu İslam fetva makamı kolay bir şey mi? Vaaz makamı kolay bir şey mi? Bunların sorumluluğu, mesuliyeti var burada. Rastgele konular konuşulur mu? Bu ilim dinin ta kendisidir. Sen zor ol. Kimden alacağınıza çok dikkat edin. Burada nefis girmemeli, burada şeytanın yeri olmamalı. Bu makamda konuşulurken evet şahsi duygular devreye girmemeli, gazap, sinir, öfke devreye girmemeli. Bunlar olmaz burada. Aşağıda hepimiz beşeriz ama şu noktada insanın, yani en azından doğru konuşan, hakkı söyleyen, haktan ayrılmayan, doğru bilen, bilgiyle amel eden, amel ettiğini söyleyen insanları dinlemek lazım. İşte mesuliyetler bu. Bu işin en başında da bir göz kulak geliyor. Zaten kalp havuzunun da kanalları bu ikisidir. Başlıca kanalları bu ikisidir. Şimdi bir hadis-i şerif alıyorum buradan. Bu 54 farklı. Bunu alın okuyun devamlı. Yani ezberleyin. Sayabilmek de lazım. Ama tabii bu imanın şartları kadar da kolay değil. Öyle 6 şart, 5 şart olsun sayarız da 54'ünü birden saymak. Ama insan en azından sorulduğunda da bu farz mıdır? Farz mıdır? Bunu da bilmekte fayda var. Bilmesi lazım. Belki sırayı şaşabilir. Men isteme aylâ kaynetin, çalgıcı bir kadının, şarkı söyleyen bir kadının sesini dinleyen, özellikle kadın sesi olarak bu hadis-i şerifte geçiyor. Sobbe fî hayneyi an kıyamet kıyam. Kıyamet günü onun üzüneyi iki kulağına eritilmiş kurşun dökülecek. Yevmet kıyam. Kurşun eritilecek böyle, kulaklarına dökülecek. Duyabilirsen şimdi dinle bana. Onun için burada doğruları konuşmak lazım. Yoksa adam almış ilahiyatçı hocanın birini horona kaldırmış. Hoca da horon etmişler güzel. Ondan sonra dedi, var mı dedi horona günah diyen bakalım şimdi. Hoca da oynadı diyor. Ya hoca oynayabilir. Ama günah olduğunu da bilerek oynaması lazım. Ama bu millet, bu memlekette hoca da oynuyorsa o zaman helaldir diye fetva çıkaracak durumdaysa o hocanın da oynamaması lazım. Ama bazısı var diyor ki duramıyorum diyor. Yani memleket havası çaldığı zaman diyor duramıyorum. Hani kemençe kürsünün dibinden çalıyormuş duvarın arkasından. Hoca kürsüde başlamış hareket yapmak. Ama tabii cehennemde şöyle öyle kaynayacaklar diyormuş ama ne oradan kemençeden havayı alıyormuş. Yani bazı insan duramaz. Kemençeyi duydu mu, horonu duydu mu kaptırır. Böyle insanlar var. Allah'tan bizim frenimiz şu anda tutuyor ama frenini kaç... Ya madem frenini tutmuyor, elde al birkaç kişi evde zıpla kardeşim. Ekranda zıplama bari ya. Ekranda dayanamıyorsan evde oyna ya. Hani helal aram başka, bir de örnek olmak meselesi var şimdi. Millet ne diyor? Buna kimse günah diyemez diyor. İlahiyatçı bu meşhur bir adam var şimdi. Bu da oynatıyor. Bak! İşte durum bu. Efendim, gerçi horon daha hafif kalmış şimdi böyle metalleri çıktı ki horonda da bu kara erkek karışık olursa onun 104 kitap fetvası yok. Kara erkek karışık birbirinin omzuna dolaşık vaziyette buna hangi hoca fetva verebilir ya? Allah. Ama işte böyle. Estağfirullah Ahzab suresi Lokman suresinin 6. ayetlerimiz.
Efendi Hazretleri'nin ömrü bu ayet okumaktan geçti yani. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يدِ Öyle kullar var ki diyor, eğlence aletlerini satın alırlar. Eğlence kitapları, romanlarda buna giren falan neyse. Şarkı türkü, kasetleri, CD'leri falan. Niçin? لِيُضَلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عَيْنِ Bilgisiz gelen insanları Allah'ın yolundan saptırmak için وَاَتَّقِلَا عَلْجُوَا Allah'ın dinini alaya almak için. Şimdi bu tabi şimdiki her şarkı türkü kaset alan buraya direktman girmiyor. Çünkü ayet-i kerimede özel bir adamdan bahsediliyor. Bu da Nadir İbni Haris denen bir gavurdur. Bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inananları döndürmek için çok gayret sarf etti. Ne yapıyordu bu? Bunun hakkında da çok ayetler inmiştir sebebiyle olarak. Çalgıcı kadınlar satın aldı. Cariyeler falan var ya o zaman. Çalgı söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, oynuyorlar mesela göbek atıyor. Yani bize çıkmak falan. Milletin ilgisini çekiyor. Erkeklerin şehvetini çekiyor. Böyle çalgıcı kadınlar satın aldı. Şimdi Mekke'de araştırma yapıyorum. Kim Müslüman olmak istiyor diye. Kim Müslüman olmak istiyorsa onu hemen, ya bu adam meyilli. Mesela haber alıyor istihbarat. Bu adam Müslüman olacak gibi. Bu dinlemeye başladı Müslümanlar falan. Ha öyle diyor. Hemen adamın yanına gidiyor. Adama diyor ki biraz seni davet ediyorum işte gel falan. Adamla gidiyor davete. O çalgıcı kızları, cariyeleri çıkartıyor. Ondan sonra onlara diyor ki bak bunu diyor yedirin, içirin, bir de şarkılar söyleyin buna. Ne? Ondan sonra adama da diyor ki ya diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırdığı dinden namaz, abdest, canı çıkacak diyor. Bir de bu kadar insandan kavga, savaş çıkacak diyor. Seni de diyor eziyete geleceksin. Mekke dönemi müşrikler baskı yapıyor. Bu mu daha hayırlı, bu mu daha hayırlı? Gel diyor her gün yemeğini ye, bedava. Şarabını iç, bedava. Bir de şarkıcı kadınları dinle, bedava. Daha ne istiyorsun diyor Allah'tan diyor. Nadir İbn Haris gavru. İşte bu hayır esas bunu anlatıyor. İşte bu gibi eğlence, çalgı, türkü, işte çalgıcı kadınları satın alıyor. Hakikaten parayla satın alıyor cari. Niçin insanlara Allah'ın yolundan saptırmak için. Şimdi adam doğru diyor. Ya diyor burada alem muhabbet varken şimdi Müslüman olup da zora mı girelim diyor mesela. Artık belki birkaç kişiyi engellemiş midir, engellemiş midir, bilmiyor. Ama bu adamın tatbikatı böyleydi Mekke döneminde. Ülâkevüm alâbun mühîn. Bunlar için çok alçaltıcı azap var. Tabi bu kafirler hakkında nazil olmuş bir ayet-i kerimedir. Ama Ebu Mâmer radıyallahu anh'ta rivat edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tebi'ul kayyina çarpıcı kadınları satmayın cariyeleri ve la teşterûne satın da alma. Yani o zamanki dönemde. Ha buradaki mesele nedir? Burada da şimdi şarkı söyleyen kadınlar var mı? Var. Bazı kurumlar kurulmuşlar bunları transfer ediyor mu? Bunların transferi caiz mi? He? Ne diyor Halis Bey? Almayın. Şimdi tabii işi bozulanlar bana gelecek yani ama ne yapayım? Ben doğruyu söylemek lazım. Zaten kanal sahipleri de sanki deli dinliyor. Ayet hadis dinliyor da oho! Biz ne kadar ayetlerimize uzak bir tanesi ya şu kadınlara şarkı söyletmeyelim der mi? İslami kanallarda bile der mi? Ha İslami geçinen bu kadar var. Hepsi söyletiyor kadınlar. Ya erkeği var mı? Kadına da söyletiyor yani. Böyle şey olur mu ya? Evet. لَا تُعَلِّمُونَ Onlara şarkı türkü öğretmeyin. Kadınlara şarkı türkü öğretmeyin diyor. Bak bu hadis-i şerifin kaynağı Sahih İbn-i Mansur, Ahmet-i Cahember, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Celil, İbn-i Müzir, dolu kaynak var ya. Öğretmeyin şarkı. وَلَا غَيْرَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ Onlarla yapılacak ticarette hiçbir hayır ve bereket yoktur. وَسَمَنُونَ حَرَامٍ Kazançları haramdır diyor. Aldıkları para da haram, müessesenin kazandığı para da haram, aradaki reklamlardan aldığı da haram, haram, haram. Ne olacak şimdi? Ben şimdi doğruyu konuşmak zorundayım. Bunun fetvası yok. Bu kadın işinin fetvası yok hiç. İşte kulak mesul. Bunu dinledi o bitti. Haram dinledi. Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet hadis etti. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah harramel kayyinete ve bey'aha ve temeneha ve tehrimeha ve istima'a ileyhe. Allah çalgıcı kadının
satışını, parasını, öğretimini ve ona kulak verip dinlemenin hepsini haram etmiştir. Ya ne kadar haram işler var ortalıkta. Biz haramı bilelim de efendim haramdan sakınalım. Abdullah Mesud radıyallahu anh bu eğlence satın alanlar ayetindeki lehvel hadiste vallahi huyurduyla yemin ediyorum ki bu çalgıdan bahsediyor diye yemin etmiştir. Ki İbn-i Mesud büyük sahabidir ve tefsiri çok iyi bilen bir insandır. Ukrime radıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Mücahit radıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Bu çalgıdır ama ve kullülü ibillerim her türlü oyunlar, eğlenceler buraya girer. Ancak ne girmez? Hanımınla, çoluk çocuğunla şakalaşmalar, latifeler, intibatlar girmez. At yetiştirenin atıyla oynaması, meşgul olması girmez. Ok atışı gibi, silah talimi gibi, yani bu gibi eğitimler, bunlar girmez. Yüzmek, buna girmez. Bu gibi şeyler boş iş sayılmaz. Yani insanın vücuduna faydası var, bedenine faydası var. Yarın bir gün her zaman için faydası olan şeyler bunlar. İslamiyet faydalı şeyleri yasak etmiyor. Ama boş işleri yasak etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Tam hadis-i şeriftir bu. El-gina şarkı yümbitün nifâka fil kalbi kemâ yümbitün mağul bâkle. Su kenarında kendi kendine hiç tohum atmadan ne yetişir? Filizler yetişir. Sulak yerlerde. Biliyor musun? Sulak yerde var ya bu değil. Mantar gibi bitmiş yeşillikler. Su bitkiyi yetiştirdiği gibi çalkı da kalpte münafıklığı bitirir ve yetiştirir. Münafıklığı. Acayip. Ve dikruyum bütün imanı fikir, kemayum bütün mağrıcara. Zikir de ne yapar? Su ekini yetiştirdiği gibi zikir de kalpte imanı büyütür. Ne işimiz vardı? Ne kalbim Allah'ın ya. Zikirden daha insanı rahat ettirecek şey bu. Ama şimdi tabi bir ilahiler, bir kasideler çıkarttılar ki uzun havayı geçti ya. Göbek havalarını geçti ya. Göbek havalarını geçti. O kadar enstrüman, o kadar usulsüzlük, edepsizlik olmaz ya. Yani. Bir de Allah'ın adıyla salavatla, la ilahe illallah, lan gün bak, zorla yapmamak lazım bunları. Ama bir sektör oluştu yani, bir piyasa oluştu ki kanallar, şunlar, bunlar milletle mübarek kandil gecesi öbürünü seyretmiyor, bunu seyredeyim diyor. Kandil de bile tavuk zurnalı ilahi çalıyor. Yani yine zurna dinletiyorlar millete ya. Bu millet bir türlü o zurnadan kurtulamayacak. Kurtulamaz abi bu. Bu kadar zurnacı olduktan sonra bu millet zurnadan kurtulamayacak ya. Niye dinliyorsun bunu yapacak? Ayet mi bitti, sohbet mi bitti ya? Bu kadar ilim var. Ya benim fazilet var, zikir var. Şimdi bu usta bazı hadis-i şerifler rivayetler var tabi. Kısa kısa birkaç hadis-i şerif daha size rivayet edeyim. Belki efendim Allah Teala hepimizi bu işten kurtarır. Ebu Umam radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ma'ruf ahadun savtuhu bi ghina, bir kimse çalgıyla sesini yükseltirse şarkı söyleyelim. İlla bi'ifallahu ile şeytaney, mutlaka Allah ona iki şeytan gönderir. Zaten şeytanımız eksik ki iki ilave. Yezlisane ala menkibe, iki omuzuna otururlar. Biri buraya oturur, biri buraya oturur, bacaklarında sarkıtır şeytanla. Böyle ellesen değersin. Yani hem de yok zannetme. Nasıl ki sağda solda yazıcı melek var böyle ellesen. Fark etmiyorsun ya. O da böyle. İki şeytan gelir, oturur omuzdan aşağı, ayaklar sarkıtır, yadırı bağlayıp akraba, topuklarıyla adamın buralarına vuruyor. Adam da söyledikçe söyleyecek. Söyledikçe içi açılıyor, böyle dinleyen yok. Ondan sonra sabaha kadar sıra geceleri hoppala zıppala bir saat sohbet, yarım saat uzatsan sıkılıyor. Ama o zurnalar 5 saat devam etsin. Kimse sıkılan yok. Çünkü iki şeytan oturuyor diyor. Buradan da diyor hava yapıyor diyor yani. Vuruyor diyor ökçeleriyle. Hala sabri hatta içiyor. Adam durana kadar şeytan yorulmaz. Şeytan uykusu gelmez. Acıkmaz, bir şey yok. Adam durana kadar şeytanlar durmaz. İki şeytan görevli. Çalgı dinleyenlere. Devamlı böyle onları meşgul ederler. Allah Allah. Kasım İbni Muhammed radıyallahu anh hazretleri
Bizim Nakşi silsilemizde de vardı. Yedi fakihten fukaha sefaiden biridir. Ebu Bekir Sıddık'ın torunudur. Radıyallahu anh. Cafer-i Sadık'ın da radıyallahu anh şeyhidir. Selman Farisi'den alan zat, Kasım İbni Muhammed büyük zat. Ona dediler ki şarkıyı yasaklıyor musun? Mekruh mu görüyorsun? Yasak mı görüyorsun? Haram mıdır? Şudur. O dedi ki yani ben bunu istemiyorum, yasaklıyorum. Haram mıdır? Dedi evladım. İzâ meyyezellâhu hakkâ minel bâbûl fîye imâ yu'allûne. Bir hak var, bir de batıl var dedi. Allah hak ve batılı ayırdığı zaman bu şarkıyı ne tarafa koyabilirsin dedi. Yani hak diyemezsin. O halde batıldı. Şafii radıyallâhu lü'inel muganni vel muvaddan. Şarkı söyleyen, kendisine şarkı söylenen de lanetlenmiştir. Tabii bu lanetlenmiştir. Bu şarkıda eğer genel manada değil de haramları teşvik, içkiyi medih, kadere felâ sövmek gibi şeyler varsa insanı kafir eder. O yüzden bu laneti mucib olan da özel, yani hepsi de genel manada değildir. Yoksa mehter marşı gibi şeyler vardır, orduya cesaret vermek için marşlar vardır, bazı şeyler bundan müstesnadır. Genel manada da lanet yok. Ama içerikte haram varsa mutlaka o lanetlenmiştir. Haram olmak da ayrı bir şey. Fudayl ibn Uyaz radıyallahu anh talimatın el-gina rukketü zina. Çalgı zinanın nesidir? Efsurudur. İlacıdır. Birleştiği zaman bir de içki, bir de kadın da şarkı söylerse, adam da masada içki de olursa şarkı içkiyle birleştiği anda peşine zina patlar. Bunlar efendim hadis-i şeriflerle sabittir. Yezid ibn-i Velid diyor ki İyyâkum vel gînâ, şarkı dinlemekten sakının, söylemekten sakının ve innû mûkûzul hayâ, utanma duygusunu azaltır. Ve yezid-i fişşehve, cinsel şeyi, yani haramlara karşı olan meyli artırır. Hani hanımına karşı değil, namehreme karşı olan duyguyu artırır. Ve ehdibul mûruhe, insanın şahsiyet ve kimlik kişiliğini yıkar. Ve innehu leyelûf'u alham, içkiye lüzum yok, şarkıda şarabın işini görür. Ve yehallâhâ el-sekâr, sarhoşluğun yaptığını yapar. Feyhüdüllâhü defâliyâ, biz duramıyoruz, edemiyoruz, bazı alışkanlıklarımız var veyahut beynimizde sorun var. Bazı hastaları da Osmanlı neyle tedavi ediyormuş, Edirne'de, şurada da hastanelerde, musikiyle falan tedavi. Ha mutlaka icap eden zaruri bir durum veyahut da meşru bir durum varsa da fecennibûn nisa, o halde de mutlaka, yani mubah meşru bir zeminde olsa bir zaruretler bile, aman kadın yaklaştırmayın. Kadını uzak tutun fe innel gina davetü zina. Çalgı zinaya davet eder. Çok hadis-i şerifler var, çok rivayetler var. Amma ve lakin ben size bazıları okuyorum. Rafi İbni Hafs-ı Medeni radıyallahu anh talimat ediyor. Onun kelamıdır. Erba'un la enzurullahi leyhin evvel fiyat. Allah kıyamet günü dört kişiye bakmayacak, rahmetiyle nazar etmeyecek. Es-sahira büyü yapan kadın ve nâniha ölü ardından sesli ağıt yapan kadın vel muganniye şarkı söyleyen kadın erkeklere ve mer'a ma'al mer'a, bir de kadınla ilişki kuran kadın, bunlara rahmetiyle hiç taraflarına bakmayacaklar. Mennedrak ederke zaman, işte bunların olduğu zamana yetişen fevla bi zulü hüzün, artık o üzüntüyü bırakmasın elden diyor. Devamlı üzülsün diyor. İşte biz böyle bir zamandayız ki şu hallere devamlı üzülmemiz gerekiyor. Böyle Ali ve Hüseyin radıyallahu anhüma, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu İmam Zeynel Abidin diyor ki Fakut lisset ümmet ümfiyel bir dutu, bu ne diyorlar, gitar gibi şeyler çalan dinleyen bir ümmet takdis edilmemiştir. O ümmetin kutsallığı kalmıştır. Allah neler ne neler. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innemâ nühitü an savdeyni ahmekayni facirayni, ben iki boş kötü günah sesi dinlemekten nehyolundum. Yasakladı Rabbim bana diyor. Sautin
عِنْدَ نَغْمَةِ لَهْمٍ وَلَعِبٍ وَمَزَامِيرِ شَيْطَانِ Bir nameli, eğlenceli, efendim şeytan zurnalarının sesini dinlemek bana yasaklandı. وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَلْشِ وُجُوهٍ وَجَقِّ جُنُوبٍ وَغَنَّةِ شَيْطَانِ Bir de ölümün ardından başa bir bela gelende yüzünü tırmalama sesleri, yaka yıpratma sesleri ve şeytan iniltileri yani ağıt yapmaları dinlemekten nehyolundu. Yani şarkına kadar yasak, ağıt dinlemek daha fazla yasak. Eğer bir ölünün ardından sesli kadınlar, erkekler ağıt yapıyorlar, hemen çıkıp kaçmak lazım, o harama ortak olmamak lazım. Emri bil maruf yapılması lazım. Ama tabii benim derdim var, kederim var işte, hadi gidişine ve giden tepkiyle çekilebilir cenaze olduğu ortamında lafının geçmeyeceği yerde de oturmamak lazım. Bu sesler bak, kulak mesul! Kulaktan sorulacak diyor, ne dinledin sen? Böyle kefçe kadar kulağa vermişler, aç da ne gelirse dinle dememişler. Kulağın dinlemesi, dinlememesi gereken şeyler var. İki ses ver, on duruyor Hasan Radıyallahu Anh. Evet. Bir zurna, bir enstrüman sesleri ve de musibet anındaki efendim ağıtların sesleri. Nafi radıyallahu anh Kur'an'ın şeyhidir. Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın radıyallahu anh'a hizmetinde bulunmuştur. Büyük alim, allame, ümmetin başında yani ne diyeyim sana, Hazreti Ömer'in oğlunun diyelim ki azatlı kölesi veya hizmetçisi onun yanında çok rivayet duyduğu için öyle bir duruma geliyor ki tabi İmam-ı Malik mesela müçtehit ama İmam Malik bile diyelim rivayeti nereden alıyor? İmam Nafi'den alıyor çünkü sahabenin yanında yetişenler rivayet deposu oluyor. Abdullah bin Ömer Hazretleri ile bir yolda giderken bir çoban diyor zurna çalıyor. Çobanın zurna sesi işitti. Hemen parmaklarını kulaklarına tıkattı. Sonra diyor, yoldan biraz kenara geçti, bana dedi ki, ey Nafi, ses geliyor mu hala dedi, açmıyor kulağını. Bu da bizim Efendi Hazretleri usulü, aşırı takva, yani tam takva olan durumu bu işte. O şeyi ama Nafi duyuyor, onun kulağı açık, ona sen de kulağını dikkat etmiyor. Şimdi orada da bir acayip iş var, çünkü çoban şeyi yani. Çoban şeyinden bile sakınıyor, ama haram olsaydı, o noktada yani çobanın kavalı, o zaman da ona da ne demesi lazım? Kapat kulağını. Ama kendi çok şüpheden bile sakındığı için. Dedi ki ses geliyor mu diyor. Gelmiyor deyince açtı. Kulaklarını, kulaklarından parmaklarını çıkarttı. Hakeda raytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın böyle yaptığını gördüm dedi. O da İbni Ömer dedi o kadar ittiba var. Bir yerde oturur böyle. Böyle güler bir şeyler yapar. Ortada bir şey yok. Kalkar, yanındakiler, efendim niye böyle yaptınız? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan geçerken burada oturdu, güldü. Ben de onun için öyle yaptım, bilmiyorum ne oldu. Her dakika, hatta bir gider bir ağacın altına, oturur, kazaya hacet yapar gibi abdest bozmaz. Öyle oturur, kalkar. Millet zaten kazaya hacet gerektir. Ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada abdest bozmuştu. Ben orada bir oturur, kalkar, gel. Abdullah bin Ömer de yani sünnete ittibada zirvedir ama. O da yolla hankuma. Çok büyük insan o. Sahabe içerisinde dört Abdullah'tan biri. Abadile-i Arba. Evet. Şimdi ben size söyledim. Bazı fetvalar da veriyorum. Burada yerine göre de değişiklikler olabilir. Yani bazı şartlarla bazı ekseri alimler genel manada haram derler. Yani enstrümanı konuşuyoruz. Ne oldu buna? Ha, kitap geldi. Şimdi efendim genel manada enstrümana yasak ve haram diyen alimler çoktur. Nameli okuyuşa yani kaside gibi, kaside-i dürde gibi şu buna haram diyen, günah diyen hiçbir alim yoktur. İçerik çünkü belli. Medya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlid okuluyor, makamlı bunlar. Caizdir. Makamlı okumada hiçbir sorun ve dinlemekte hiçbir deyiz yok. Ama enstrüman devreye girdiği zaman işte burada ihtilaflar başlar. Bazıları kısmi ne gibi def, mesela defe müsaade vardır. Çıngıraklı olmayan defe. Özellikle nikahlarda def çalınması. Oturup aleyhi bir düf nikahta def çalın diye hadislerde emir vardır.
Şimdi nişan ve nikah ahkamı diye kitap hazırladım çıkıyor. Hani o seri var, evlilik serisinde çıkacak. Onda bunun delillerini koyuyorum. Mesela orada hatta bir düğün yapılmış. Ayşe anamızın bir yakınını evlendirmiş, gitmişler gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir şeyler okuyup söylediniz mi? Dev çabuk yani kadınlar arasında. Yok deyince siz ne? Niye öyle yaptınız? Ben saf şeyi çok severim, nameli okuyuşları. Düğündür, düğün merası. Bu da Buhari'dir bu hadisten. Düğünde böyle cenaze gibi de oturulmaz. Ne söyleseydik ya Resulallah? İşte teynâkü, 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 fehayyâne ve hayyâkü. Acayip bir sözler orada yazdım. Efendim sasem öyle diyor. İşte biz size geldik, selam verdik, siz bizi kabul ettik. İşte efendim Esmer Bunday olmasa bakirelerimiz yetişmezdi, tavlanmazdı, şu olmasaydı, bu olmasaydı. Böyle mübah sözler. Hem hakiki doğru, yani Allah bundayı sebebi de ekmek olmasa kimse benim doğrultu var. Yani hem mübah içerik, hem de bir latifeler, bir hoşluklar, bir nameler. Ama şimdi bu sesi, kadının sesi, erkek duyduğumu ne oldu? Ama kadınlar arasında bir kına gecesinde falan böyle enstrümansız, makamlı söylemeleri söylüyoruz, makamlı. Bunlara müsaade verilmişti. Her şeyde bir yeri var. Mesela bayram. İki tane kız çocuğu nameli söylüyorlar. Böyle şiirler okuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yatıyor. Bayram günü Ayşe anamızın evinde Ebu Bekir Sıddık girdi. Radıyallahu anh baktı ki kızlar, küçük kızlar şey söylüyor nameli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yüzü duvara doğru. Kızlara bakmıyor. Mübarek yüzü duvara doğru ama onları dinliyor. Ebu Bekir Sıddık da dedi radıyallahu anh, emin ne yapmış şeytan fi beyke Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah'ın evinde şeytan zurnası mı çalıyorsunuz? Yani zurna çalmıyorlar da. Yani nameli okuyuş mu yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmedi. Yani yatıyordu orada. Söz verdi. Ya Ebu Bekir, Ebu Bekir ilişme söylesinler. İnne li kulli kavmin iden. Her toplumun bir bayramı vardır. Taze aydın. Bu da bizim bayramımızdır. Yani bayram günündeyiz. Şimdi ama sen bunu deli yerdin bayram gibi böyle senede iki bayram var. Bayramda da neşelenmek sünnettir. Neşelendirmek sünnettir. Nameli okuyuşlar olabilir. Zaten nameli okuyuşlar ne okuyacak? Kaside-i Gürde'miz var, Muzaliye'miz var, Hemziye'miz var, Mevlitlerimiz var. Ne kadar kasidelerimiz var değil mi? Bunlar varken deli dolu işler söylemende bir gelen yok ama yine mubah içerikli olursa, içerikte bir haram yok. Yani kadın sesi yok, namaz kaçırmak gibi bir durum yok, kadın erkek karşı ortam yok, içki gibi, kumar gibi bir haramlık yok. Enstrümansız nameli okuyuşları kastediyorum, buna müsaade edilmiştir. Ama ve lakin enstrüman devreye girdiğinde def gibi, kısıtlı ne gibi, def gibi birkaç o defte bile çıngırak olmama şartını fıkıhta koyuyor. Ama şimdi bu kadar utlar, tamburlar yani alet, edevat, tır dolusu efendim bu kadar aletle beraber buna alimlerin cumhuru helal dememişti. Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde biraz daha müsaade vardır. İmam Gazali, İmam Gamlusi Hanefi'dir gerçi. Bunlarda şartlar vardır. Bu şartlara dayalı, yani o demin saydığım bazı şartlar, daha ilave şartlar da vardır. Şartlı müsaade edilmiştir bazı enstrümanlara. Ama şimdiki tabii ortak, içerik de berbat, kadın erkek de karışık, kadın erkeğe sövüyor, erkeği kadın dinliyor, ondan sonra feleğe sövülüyor, kadere sövülüyor, Allah'a isyan ediliyor, içerikler tamamen şirk. Dolayısıyla bunlara zaten dört mezhebi hiçbirinde fetva bulunacak bir şarkı türkü mecliste ortalıkta dolaşmıyor. Kulaktan insan mesuldür diyor. Yani duyduğundan efendim ne yapacak? Helal mıdır, haram mıdır, Rabbim razı mıdır, değil midir? Bunları sorgulayacak. Ama sünnette olan, hadiste olan bazı meseleleri de tamamen ne yapmayacak? Reddetmeyecek. Yani nişanda bu sünnetse, düğünde sünnetse varsa da birisi kalkıp bir kaside nameli kadınlar kadınlara arası da okuyabilir. Erkekler erkeği okuyabilir. Şimdi bunu da daraltmak, geniş alan sıkıştırmak sünnete de muhalefet olur. Hatta bu hususta bayağı Buhari'de hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
kendi dinlemesi var. İlişmeyin buyurması var. Ama bütün bunlar şartlı şeyler. Bu şartlar geniş bollaştırılırsa, kadın erkeğe, erkek kadına söylemeye başlarsa veya burada enstrümanlar devreye girerse bu müsaade oluyor olmaz. Ama öbür türlü makamlı efendim bazı şeyler, memleketlerde bazı türküler de var, örf. Bunların da içeriğinde ne yok? Bir günah ve haram yoksa bunlar da bir mecliste kadın kadına söyler, dinler ama erkek duymamalı. Enstrüman hiç kitapta yok. Yani enstrüman meselesini bir tek düğünlerde, bayramlarda der. Geri kalan Osmanlı'nın tabii o mehter gibi durumlar, bunlar da yine bak ne dedim, bazı istisnalar vardır. Bu istisnaları görmezsek bu kadar alim Osmanlı'da Şeyhülislamlar, ulemanın bulunduğu harplerde, cihatlarda bunlar çalınmıştır. Bu sefer bunlara haramış diyordu. Sorulara akla gelir. Yani istisnaları, müstesnaları da anlatmak zorundayız burada. Aksi takdirde kalkıp bütün ecdadına da efendim günaha sokmuş olursun yani. Günaha nispet etmiş olursun. Oralarda ordunun şevki için, aşka gelmesi için, cesaretlenmesi için, şecaatlenmesi için bunlara müsaade vermiş. Ne gibi? Bıyık. Bıyık uzatmak caiz. Değilir. Bıyığın mutlaka evet çok kısa olması, dudağın açık olması gerekir. Ama kafir düşmana karşı heybetli görünmek için böyle büyük pala bıyıklar ordu bırakmıştır. Yani buna Şeyhülislamlar fetva vermiştir. Bu düşmanın onu görüp korkması bir heybet için müsaade edilmiştir. Mehter gibi olaylarda yine bu gayelerle, meşru gayelerle, zaten içerikte şey yok. İçerik tamamen cihatla ilgili beyitlerdir. Bunlar müstesnadır. Bunları da birbirinden ayırmış olalım. Şimdi yine kulağın mesuliyetlerinden en büyüğü nedir? Duymak. Duyduktan sonra da bir de ne oluyor? Yaymak. Duymasa yayabilir mi? Bir kıymeti, dedikodu, istirayı duymadan yayabilir mi? Yayamaz. Demek ki duymanın bir tehlikesi de neresidir? Duyduktan sonra koruyabilmek. Şimdi gıybet tamam, dinledin, günahkar oldun. Burada sende kaldı bir günah ama bunu bir de aktardın, nemliğine söz taşımak, iftira geçti kaç günah. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor. Eyyüma racülin eşa'a ala racülin müslim bi kerime övmina beri. Bir adam bir lafı etmemiş, ömrü de gitmiş, başkasından duyduğuyla bu böyle dedi, şöyle etti gibi yaymış. Yani hakkan alallahi bilibuhunnel kıyameti binnâr. Bu adamı cehennemde kıyamet günü ateşin içinde eritmesi ve pişirmesi Allah üzerine haktır diyor. Allah diyor ki, hak olsun diyor bana, söz veriyorum, bu adamı ateşte eriteceğim diyor böyle. Yalıp erittikleri gibi eriteceğim diyor. Ama öldürmeyeceğim diyor. Eriteceğim diyor. Onun hele ki bu yaymak işi, nakil işi, güzel tespit etmeden, o sonra karı mı var, zararı mı var? Bu nakledilmesi gerekiyor, gerekmiyor. O adam dedi, ya diyebilirler, doğru ertelik edemez. Onun dediğini senin demen gerekmez, ya niye diyorsun? Yani bir de, ben demediğini demiyorum ki. Dediğini diyor. Ya dediğini diyorsun ama harp çıkartıyorsun. Fidde çıkartıyorsun. Bunlar kulak ve söl. Ha efendim, Muaz ibn-i Enes sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak kaç tane hadis-i şerif okundu değil mi bak? İlim meclisi işte bu. Bunları aklınıza tutun. Men hamâ mu'minen min munafik ve aizallahu meleken yahmi lahmu yevmel kıyamet min nâb cehennem. Ya şunu yapalım ya. Bir münafık, bir Müslümanın ırzı, namusu, haysiyeti ve şerefine dair ortaya bir şeyler, iftiralar, kampanyalar attı. Devamlı oluyor şimdi. Benim hakkımda da yapıyorlar, herkese de yapıyorlar. Bu kadar Müslümanlara. Hani illa ki bu işler medyatik olmanın lüzumu yok. Herkesin bir mahallesi var, çevresi var, ailesi var. Herkesin başına geliyor böyle şey. Yani illa ki genel şeyleri konuşmayalım. Özellikle çok ilgimiz, ilgi alanımıza giriyor bizim bunlar. Devamlı. Hanım bir şey naklediyor şundan, komşudan, öbür bundan. Bir münafık, bir mümine bir mühtem iftira. Onu o mümini, o münafıktan kim korursa, himaye ederse, konuyu kapattırırsa, gıybet dedikodu yapmayalım, iftira olur, şahit değiliz, bu işler konuşulmaz, haramdır mevzuları engellerse, Allah bir melek gözleri kıyamet günü onun etini cehennemde o melek korur diyor.
Bir melek görevli diyor, bu nesil ateş değildir ben. Ve men kafâ müminen bir şeyin yürüyü şeynehu. Bak dikkat et. Kim bir müminin yapmadığını söylerse demiyor. Yapabilir. Kulkusuzsuz olmaz. Mümin de günah düşer, peygamber midir? Ama kim bir müminin peşine düşüp tecessüs eder, araştırır, derdi onu rezil etmek. Kim bir Müslümanı toplumda veya ailesine karşı veya çevresinde rencide etmek ve rezil etmek için araştırmaya girerse sonra böyle kulak kesiliyor, arkı bakıyor, ediyor falan. Hevesevullah ala cizri cehenneme hatta yapacak bakta. Allah Teala buyurur ki cehennemin üzerine kurulan sırat köprüsünde seni durduruyor. Geçemez. Altı cehennem böyle çengeller asılıyor. Geçemiyor sırattan. Bu dediğinin uhdesinden çıkana kadar, bu adamdan helallik alana kadar, bu adam senden razı olana kadar cehennemin üstünde bekle bakalım düştüğünü şekil. Ne büyük bir heyecan, ne büyük bir sıkıntı, ne büyük bir gerilim. Bir de şimşek gibi geçmiş cennete, sen uğraşıyorsun el alemin bilmem nesinden dolayı, kalmışsın cehennemin üstünde. Ne gereği var? Ne gereği var? Kulağına gözüne sahip ol. Ne dinliyorsun, her şeyi duyuyorsun, görüyorsun. Ondan sonra ne naklediyorsun, yayıyorsun, karıştırıyorsun, araştırıyorsun. Ve ne de cessetu. Casusluk yapmayın, araştırmayın kimsenin kötülüğünü. Ve ne de bağlıkun bağlı. Birbirinizle halinde konuşmayın, ardından konuşmayın. Bir şey varsa yüzüne gel. Ya ben böyle şeyler duyuyorum. Sana yakıştıramıyorum ama böyle de laflar çıktı. Ben bunu kimseye demem. Ama sen de kendi bir çeki düzen ver. Ya bana bu hususta bir beyan at ver ya. Bunu adama de. İyilik budur. Onu sakındın. Bir tövmet durum varsa bu kadından konuşuyorsun yolda. Birileri bir laf çıkartıyor senin hakkında. Yani böyle mahremin olmayan bir kadından öyle rahat parkaçlar orada konuşma. Ya bunu nasihat et. Ama sen kalkıp da bu ne ya, bu adam gideri böyle bakkalda çakkalda efendim şu kadından görülüyor, bu kadından bunu deme. Sana ne ya? Ama adama nasihat ediyorsan Allah tesir yalarsın. İşte kulak mesul, göz mesul, bakışlar zaten namahreme bakış, o ayrı geçen bir ders yaptık. Namahremden gözün bak ayrı farz. Onu özel yaptık. 54 farzdan bir tanesi de olur. Bir bakış vardır, bir anlık bakış vardır ama bir anlık bakış başına uzun üzüntüler açar. Kıyamette, ahirette çok senelerce azapla insan bir bakıştan çekebilir. Allah Teala cümlemizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, bütün duyu organlarımızı, içimizi, dışımızı, bütün haramlardan ve razı olmadığı her türlü bakışlardan, işitmelerden, hareketlerden, düşüncelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Amin denecek duadır. Bu hamur çok su kaldırır da bu dersler ne kaç tane yere geçilir ama şimdi bir farzı daha öğrenmiş olduk. Evet efendim. Ben de kılamadım Şevval ayındaki namazı. Siz kıldırdınız mı? Kıldıracağım. He? Ben Şevval çıkacak ya. 15'i mi oldu? Ne oldu? 15. Hemen kılalım bak. Şevval ayında kılacak bu cemaat namazı 56. sayfada tarif var. Allah bana da bu gece nasip etsin. Abi. Bu senede bir kere ya. Şevval ayının namazıdır. Bu mübarek namazı dergide 56. sayfada tarifi vardır. Bütün günahları bağışlanacak. Öldüğünde şehit olarak vefat edecek. İstediği yere gidip gelmeleri, muratları, hacetleri asan edilecek. Borcu varsa ödettirecek Rabbim, muradı varsa ihsan edecek Rabbim. Evet. Okuduğu her ayetin her harfine cennette bahçeler, bağlar, ağaçlar bir an ağacın altından atlı süvari 100 sene gidecek. Öyle bağlar diyor hadis-i şerif. Onun için amel edelim yani inşallah. Nasıl olsa ayın içinde kılınıyor diye biz biraz şey yaptık. Herhalde işi gevşekten aldık. Şimdi derginin 57. sayfasında bir hacet namazı. Kaç tane hacet namazı yazdım size? Ümmü Eymen annemiz radıyallahu anh'a anlatıyor. Bir isteğin Ümmü Eymen'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enes radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bir isteğinin gerçekleşmesini murat ettiği iki rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber de. Bu tesbih namazı değil ha.
Başka bir şey var. Tesbih namazında bir rekatta kaç tane var? 75 tane var. Burada bir rekatta kaç tane var? 10 tane var. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere bu zikri yap. Yani tabi burada bunu keşke paranteze koysaydık ama tabi zamm-ı sure okumayın anlamında değildi. Zamm-ı sure de okunsun. Fatiha'yı inatayla okudun 10 kere Sübhanallah. Kulü Allah'a kudum yani ikinci rekat. İki rekat. Bu zikri okuduğum zaman Allah Teala ne muradın varsa kabul ettim buyuruyor. İki rekat bittikten sonra teşehhüde oturuyorsun. Yani tahiyyatta selama geldin, selam verme. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Sevi secde gibi. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Orada secdede bu dua biliyorsun. Bunu da ezberlemek icap eder. Çünkü secdede kitaba bakamazsın. Ya Allah, entallah, la ilahe gayruke, ya hayyu ya kayyum, ya adem celal ve ikram, salli ala muhammedin ve ala ali tayyibin el ahyar, vakfu adeti abi ya rahman, ve ceal khirete fidâli inneke ala kim şeyin kadir. Çok uzun bir şey değil. Çok büyük dertlerimiz var. Çok önemli isteklerimiz var. İnsan birkaç gün oturur, iki üç satırı ezberler ya. Kim diyor bunu da secdeye varıp okursa bir kul rahat zamanında Allah-u Teala'yı zikreder de sonra başına bir sıkıntı gelirse, yani bu namazı kıldığında melekler derler ki bu tanıdık bir ses. Bu kişi hakkında bu kulun Rabbine şefaatçi olur birbirine. Duasına amin değil derler. Yani beş vakit namazını kılmayan, normal günlük zikirlerini Allah'a anmayan adam bu namazı kılsa kabul olmuyor. Neden? Melekler diyor ki tanımadık bir ses. Herhalde başı sıkıştı bir şey, bir ses geliyor ama bu sesi hiç tanımadık. Yani normal günlerde Allah demiyor. Ama eğer sizin gibi namazlı abdestli Müslümanlar bu adet namazını kılarsa mutlaka melekler tanıdık ses diyecekler inşallah. Biz devamlı zikretimizi yapıyoruz. O halde bu tanıdık ses. Ey melekler Allah'a şefaatçi olun, duasına amin deyin derler. Ve bu namazı kılanın melekler araya devreye giriyorlar özel. Ve dualarına da melekler günahsız ağızdan amin diyorlar. Allah-u Teala mutlaka bu kulun sıkıntısını açar, hacetini görür. Bu çok kolay bir şey. İki rekat namaz. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, on kere, hiç değil. 20 kere topu. Bir şu dua var. Bunu da güzel ezberlemek lazım. İkinci rekat selam vermeden secdeye varıyorsun. Bu duayı yapıp oturuyorsun. Esselamu aleyküm rahmetullah. Hiç selamını verip namaz bitiyor. Allah Teala meleklerini bize şefaatçi eyleye. Amin. Şimdi dergide neler var? 58. sayfada bu. Zina belasına müptela. Haram işlemeye devam ediyor. Kadın kocası zinaya gitmiş, gidiyor. Kendisi anlattığı için çok kadınlar bu işler sıkıntılar. Hanım cemaatlardan var, Müslümanlardan var. Şimdi ben bu adamı zinadan nasıl kurtaracağım? Ben kadının oğlu zinaya gidiyor. Allah muhafaza. Kızı bile tekiyorlar düşen olur. Allah muhafaza etsin. Zinaya müptela olan veya haram işlemeye devam, içkiyi bırakamıyor. Kumara bırakamıyor. Bunun kurtulması için ne yapmak lazım? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İşte elbisesi alınacak. O elbiseye bir ayet-i kerime okunacak. İşte burada dualar var. 59. sayfada efendim sahibi belli olmayan bir kabire biraz kazılıp oraya gömülüyor. O elbise aşağıdaki dua kırmızı renkli. Yerde adamın adı söylenerek zina eden kişinin ismi annesinin ismiyle okunarak zikrediliyor. Zina belasına veya içkiye veya kumara müptela olan Allah'ın lütfu keremiyle bir daha yapamaz diyor. Burada bunlar kurtulmak isteyenlere yazdı. İçki, kumar, faiz, zina, yalan, söz taşıma gibi günahlara düşenlerin bunlardan kurtulması için ne yapması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor? Yani kendi yapmaz. Bazı adam var desen ki şunu yaparsan zinadan kurtulursun. Dedi ki yapmaz onu ki zinadan kurtulmamak için. İçkiye müptela bırakmak istemiyor ki. Rahmetli Göktaş'ın dediği gibi. Sigaraya müptela diyor, bana bir ilaç verdiler. Baktım diyor, sigaradan beni soğutuyor diyor, ilacı bıraktı diyor. Yani ama burada hakikaten kurtulmak isteyen, belki kendi kurtulmak ister de yine yapmaz. Anaları babaları çok dertli insanlar var. Onlar yaparlar inşallah. Burada amel edin inşallah. Daha birçok efendim dualar ve zikirler burada yazılmış sayısız.
Allah Teala amel etmeye muvaffak eyle. Özellikle hastaların şifası için hiçbir yerde olmayan bir terkipler var burada. Hastanın üzerine okunacak ayet ve hadislerden dualar. Bunu ilk yazdık. Evet, yazdıklarımızdan değil bunlar. 60. sayfede 60-61 devam ediyor. 63-64. Sayfaya kadar hep ayetlerle dolu zikirler ve hadis-i şerifler. Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Çok hastalıklarımız var, hastalar var, dayanamayanlar var, göz göre göre erip gidenler var. Allah Teala eceli gelmemiş olanlara şifa yaratacaktır. Bizi de vesile kılacaktır inşallah. Dergide çok ilimler bulursunuz, çok istifade edersiniz inşallah. Korunmuş Sır, bu özel bir kitap. Hakikaten ciddi manada bir dirttir. Ahmet Rufai Hazretleri'nin vazifesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimidir, öğretisidir. Buna devam edenler, haftada bir kere bile okusalar, Allah'ın korunmasına girerler, düşmanları onlara ulaşamaz. Allah'ın izniyle ne bizzat ne bil vasıta çok düşmanlarımız var. Bizim niyetimize de bazı kardeşler okusalar Allah onlardan razı olsun, dua ederiz. Biz de fırsat bulduk, bu okuyoruz ama amel etmek lazımdır. Nice borçlular borcundan kurtuldu bulunma, nice dertliler derdinden kurtuldu, ne sıkıntılar çözüldü. Allah'ın güvencesi Allah'ın ayetlerindedir, dostlarının virtlerindedir. Allah Teala virtleri, vazifeleri cümlemize bir hak icra ve tatbik ettirsin. Bu bereketli vakitler ihsan eylesin. Boş işlerden bizi meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Zikirlerle, dualarla tatmin olan kalplere sahip eylesin. Amin. Subhanallahi alil alim ve elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke cennet. Na'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke Allah'ın cennet. Na'ûzü bike min şerrike vel nâr. Allahümme inna neselüke cennet. Ve men darra beyleyha min kavli ve amel. Ve na'ûzü bike minen nâr. Ve men darra beyleyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min hayri mâ se'eleke ve nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Na'ûzü bike min şerri ve estaâzeke ve nebiyyüke Muhammed. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ente'l müstaân ve aleyke'l belâğ. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حتى 6 yaşında çocuk tümü beyin tümörüne ameliyat olacak ikinci ameliyat ya Rabbi hayırla şifa ya beyle ya acil şifaları ihsan et bütün hastalıklarımıza acil şifa dertlerimize deva borçlarımıza edalar ihsan et içimizde ne hastası olan varsa onlara da şifa ulaştır ya Rabbi ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem. Çok polislerimiz şehit oluyor. Ya Rabbi bu eşkıyayı durdur ya Rabbi. Teröristlerin ellerini kurut ya Rabbi. Siyanistlerin ateşini söndür ya Rabbi. Bu büyük İslam projesini iptal eyle ya Rabbi. Bunlara alet olanları ıslah eyle ya Rabbi. İslaha nasip olmayanları helak eyle ya Rabbi. Suriye'deki Müslümanları yardım eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Bu zalim rejimden kurtar ya Rabbi. Sen bütün İslam aleminin yardımına yetiş ya Rabbi. Ehl-i sünneti kurtar ya Rabbi. Aziz eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi kainatın bütün şerlerinden, gökten gelecek, yerden çıkacak, bütün belalarından, afetlerinden, bütün müminin-i münak muhafaza eyle ya Rabbi. Hepimize lütfuma, keremiyle muamele eyle ya Rabbi. Bize layık olanı yapma bize ya Rabbi. Sana layık olanla bize muamele eyle ya Rabbi alemin. Polis şehitlerimizden ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi ihsan eyle, kabul et, nur eyle. Asker polislerimiz bizi koruduklar. Sen de onları muhafaza eyle. Bu terör bela.